Titanic gemisinin batığını görmek üzere yola çıkan bir denizaltı kayboldu. Biletleri 250 bin dolara satılan ve içinde 5 kişiyi taşıyan denizaltıyı kurtarma çalışmaları ben bu videoyu hazırlarken hala devam ediyordu. Kanada'nın Newfoundland adasından yola çıkan ekibi taşıyan denizaltı, geçtiğimiz pazar günü dalış yaptıktan 1 saat 45 dakika sonra onunla iletişim kesildi. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenlik ekipleri ve Kanada'dan kalkan gemilerle bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Uçakların da katıldığı bu operasyonda denizin altını dinleyen bazı özel mikrofonlar yerleştiriliyor. Şamandıralara bağlı bu mikrofonlardan bazıları pasif dinleme yaparken, bazıları da denizin altına sonar sinyaller yani bir çeşit ping göndererek onların yansımasını aktif olarak izleyip deniz altındaki nesneleri konumlandırmaya çalışıyor. Bu web sitesi denizaltıyı oraya taşıyan yüzey gemisi Polar Prince'in şu andaki konumunu ve etrafındaki diğer gemilerin yerini gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Gemiye ilişkin tüm detaylı bilgileri ve onun yaptığı hareketleri doğrudan izleyebiliyorsunuz. Denizaltıyı üreten ama henüz bu olaya ilişkin en ufak bir güncelleme bile yapılmamış olan OceanGate'in web sitesine göre bu araç, saha araştırması ve incelemesi, veri toplama, film ve medya üretimi, donanım ve yazılımın derin deniz testleri için kullanılıyor. Önünde küçük yuvarlak bir izleme penceresi de bulunan ve 3800 metre derinlikteki Titanic batığına inmeye çalışan 6.7 metre uzunluğundaki Titan adlı bu denizaltının içinde en fazla 96 saatlik yani yaklaşık 4 gün yetecek kadar oksijen olduğu sanılıyor. Dolayısıyla bu videonun yayına verildiği şu sıralarda oksijen iyice azalmış durumda. Perşembe günü öğle saatlerinde biteceği tahmin ediliyor. Titan'ın karbon fiber gövdesi derin deniz basınçlarına dayanabilen bir malzeme olan kompozit titanyumdan yapılmış iki kubbeyi birbirine bağlıyor. Deniz seviyesinin 3800 metre altında bizim dünya yüzeyinde alışık olduğumuz atmosferik basınçtan yaklaşık 380 kat daha büyük basınçlara maruz kalıyor. Şimdi 20 bin kilometre karelik bir alanın taranması tahmin edebileceğiniz gibi hiç de kolay değil ve ben umuyorum ki Bayes teoremi gibi bazı teknikleri kullanmaya başlamışlardır. Bayes teoremi istatistiksel çıkarımlar yapmak için kullanılan bir olasılık teoremi. Daha geçen ay bunu kullanarak denizaltı hazinelerini bulan bir hazine avcısını da içeren ayrıntılı bir video hazırlayıp yayınlamıştım. Arama kurtarma çalışmalarında da yine Bayes teoremi kullanılarak belirli olaylar veya durumlar hakkında daha iyi tahminler yapılabiliyor. Denizaltının içinde şu kişilerin olduğu zannediliyor. 48 yaşındaki Pakistan asıllı İngiliz iş insanı Şehzade Davut ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman. 58 yaşındaki yine İngiliz milyarder Hamish Harding. 77 yaşındaki Fransız dalgıç Paul-Henri Narjolet ve denizaltıyı yapan şirketin CEO'su 61 yaşındaki Stockton Rush. Bu sonuncu isim yani Stockton Rush geçen yıl bu denizaltının özelliklerini anlatırken içinde sadece bir buton olduğunu söyleyip bununla övünüyordu. It's got one button. And that's it. Dikkat ederseniz asansörlerde kullanılanlara benzeyen bir malzeme bu. Daha da ilginci, denizaltıyı yönetmek için sıradan bir oyun konsolu kontrolörü kullandıklarını göstermesi. Hatta eline alıp o çubuğu, joystick'i ileri ittirirseniz ileri, geri çekerseniz geri gidiyor şeklinde demosunu yapması. Biletleri 250 bin dolara satılan böyle bir aracın özelliklerini bu şekilde gururla anlatmaktaki amaç neydi? İnsan gerçekten de anlamakta zorluk çekiyor. Yani bunun minimalist olduğunu mu ifade etmeye çalışıyordu yoksa başka bir şey mi? Anlayamıyorum ben. Atlantik Okyanusu'nun ortasındaki bu denizaltıyı bulabilmek için yapılan arama kurtarma çalışmaları esnasında çok yakın bir zamanda sonar şamandıraları tarafından bazı seslerin yakalandığı söylendi. Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin verdiği bilgiye göre bu sesler Salı günü yaklaşık 4 saat boyunca ve yarım saatlik düzenli aralıklarla duyulmuş. Tabii ayrıntılı verilere ulaşmadan önce bunların kaynağı hakkında kesin olarak konuşabilmemiz mümkün değil. Ama denizaltının içinden sert bir nesnenin ucuna çarparak yapılan kısa, keskin ve nispeten yüksek frekanslı sesler olabilecekleri söyleniyor. Avustralya Denizaltı Enstitüsü'nden bir uzman böyle 30 dakikalık düzenli aralıklarla sesler çıkarıldığı için bunun
insanlar dışında bir kaynaktan gelme olasılığının oldukça düşük olduğunu söylüyor. Muhtemelen denizaltının içindeki o yaşlı dalgıcın tavsiyesi ve sonarlar tarafından belki yakalanabileceği düşüncesiyle bu sesleri onlar bilerek ve isteyerek çıkarmış olabilir deniliyor. Ancak başka bazı uzmanlar hani daha önce kaybolarak denizde, okyanusta izi kaybedilen, bulunamayan bazı uçakların aranma sırasında da buna benzer sesler duyulduğunu ve fakat maalesef işe yaramadığını ifade ediyorlar. Ayrıca bu sesler Titanic batığının bizzat kendisinden, enkazdan da geliyor olabilir. Peki aşağıda okyanusun derinliklerinde acaba neler yaşanmış olabilir? Titan pille çalışan bir denizaltı. Yüzeydeki gemiyle tüm bağlantısını kaybettiğini düşünecek olursak eğer, orada elektrik kesintisi yaşanmış olabilir. Tabii böyle bir tasarımda ideal olarak acil durum ve yaşam destek ekipmanlarını koruyabilmek için yedek bir güç kaynağının da bulunması gerekir ama yani joystickle falan kumanda edilmeye çalışıldığını düşünecek olursak kayıp denizaltıda böyle herhangi bir yedek güç olup olmadığını bilemiyoruz açıkçası. Umarım vardır. Ama eğer yoksa ve elektrik gücünü kaybettiyse okyanusun tabanına batmış olabilir. Küçük bir ihtimalle de olsa yeri tespit edilebilirse belki oradan çıkarılabilir. Tabii en iyi ihtimal bunun tersi. Belki de çoktan deniz yüzeyine çıkmayı başardılar ve bir yerlerde bulunmayı bekliyorlar. Unutmayın okyanusun neredeyse ortası diyebileceğimiz bir alanda, çok geniş bir alanda arama yapılıyor şu anda. En kötü durumlardan biri ise basınç muhafazasında bir arızaya maruz kalmış olmaları. Titan'ın kompozit gövdesi oradaki yoğun derin deniz basınçlarına dayanacak şekilde yapılmış elbette ama onun şekli veya yapısındaki herhangi bir kusur bütünlüğünü tehlikeye atabilir ve bu durumda patlama riski oluşabilir. İki uzman başka bir olası senaryonun Titan'ın hala sağlam ve yolcularının da hala hayatta olabileceği şeklinde, onlar sıkışmış olabileceğini söylüyorlar. Denizaltının okyanusun dibinde oraya yakın bir yerlere sıkışmış olabilir diyorlar. Hatta su altında Titanic'in enkazına bile dolanmış olabilir diyorlar. Diğer bir olasılık da yangın. Denizaltı aracındaki kablolar kısa devre yaparak bir yangın çıkarmış olabilirler. Bu da onun navigasyonu ve kontrolü için kullanılan o küçük aracın elektronik sistemlerini tehlikeye atmış olabilir. Tabii yangın ihtimali tıpkı normalde olduğu gibi özellikle kapalı ve su altı ortamlarında çok feci bir olay ve potansiyel olarak oradaki yolcuları çok kısa sürede etkisiz hale getirmiş olması mümkün. Titanic yapıldığında dünyanın en büyük gemisiydi. 1912'deki ilk yolculuğunda İngiltere'den New York'a giderken bir buzdağına çarparak battı. Bu batığın yeri ancak 73 yıl sonra 1985'te keşfedilebildi. Ve o günden bugüne o batık hem bilim insanlarının hem de meraklıların gözdesi, ilgi odağı haline geldi. Hakkında yapılmış film tüm zamanların en çok izlenen ve gişe geliri elde eden yapımlarından biri oldu. O filmi çeken yönetmen James Cameron, kendi yaptırdığı denizaltısıyla batığa indi. En son geçen ay batık geminin tam 715 bin tane farklı açıdan fotoğrafını çeken bir şirket, onun bugüne kadar yapılmış en detaylı 3 boyutlu gösterimini hazırladı. Büyük ve lüks bir gemi, onun dramatik hikayesi ve okyanusun altında keşfedilmeyi bekleyen bir gizem. Sanırım tüm bu faktörler birleşince bizim için çok çekici hale geliyorlar. Bizler meraklı canlılarız ve umarım bizim gibi meraklı o kişileri de canlı olarak kurtarabilmek bir şekilde mümkün olur.